Hepinize merhabalar. Bugün sizlere Güneş sisteminin en ilginç gezegenlerinden biri olan Mars hakkında şaşırtıcı bilgiler vereceğim. Mars, kızıl rengi, volkanları, kanyonları ve buzulları ile Dünya'ya benzeyen ama aynı zamanda çok farklı olan bir gezegendir. Mars'ta yaşam olup olmadığı, insanların Mars'a gidebileceği ve Mars'ta koloni kurulabileceği gibi sorular uzun zamandır bilim insanlarının ve meraklıların ilgisini çekmektedir. Bu videoda Mars'ın özellikleri, tarihi, keşfi ve geleceği ile ilgili 10 bilimsel gerçeği sizlerle paylaşacağım. Videoya başlamadan önce sizlerden bir ricamız var. YouTube üzerinden siz değerli izleyicilerimize çok daha kaliteli videolar üretebilmek için 1000 abone olmaya ihtiyacımız var. Kanalımıza abone olup bizleri destekleyebilir ve bu kanalda görmek istediğiniz video önerilerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. İyi seyirler. 1 numara. Mars'ın adı Roma mitolojisindeki savaş tanrısı Mars'tan gelmektedir. Yunan mitolojisinde ise adı Ares'tir. Ares, tanrıların ve insanların babası Zeus ile evlilik kraliçesi Hera'nın oğludur. Kanlı savaşlarıyla bilinip deyimi yerinde ise taş üstünde taş bırakmamıştır. Mars'ın adı gezegenin kızıl renginden dolayı savaşla ilişkilendirilmiştir. Kızıl renk demir oksit mineralli olan hematitin varlığından kaynaklanmaktadır. Hematit kan taşı olarak da bilinir ve kanın rengini veren hemoglobin molekülü aynı elementi içerir. Yani demir. 2 numara. Mars Güneş'e en yakın 4. gezegendir. Güneş'e olan uzaklığı Dünya'dan %50 daha fazladır. Bu nedenle Mars'ın yüzeyindeki sıcaklık ve diğer koşullar Dünya'ya göre oldukça farklıdır. Ortalama yüzey sıcaklığı yaklaşık olarak -63 Celsius'tur ve en yüksek sıcaklıklar bile sıfırın altında kalmaktadır. Mars'ın atmosferi Dünya atmosferine göre oldukça seyrek ve ince bir yapıya sahiptir. Mars atmosferinin büyük bir bölümü karbondioksitten oluşur ve sadece küçük miktarlarda su buharı, nitrojen ve argon içerir. Yüzeyindeki basınç Dünya atmosferindeki basıncı oranla çok daha düşüktür. 3 numara. Mars'ın yüzeyi oldukça kırık ve dağlık bir yapıya sahiptir. Mars'ın yüzeyindeki en yüksek dağ olan Olympus Dağı 27 km yüksekliği ile Güneş sisteminin bilinen en yüksek dağıdır. Ayrıca Mars'ın yüzeyindeki Valles Marineris adlı kanyon Dünya'daki büyük kanyondan 10 kat daha büyüktür. Mars'ın yüzeyindeki kraterler, volkanlar, devasa kanyonlar ve sıcaklık farklılıkları gibi çeşitli özellikler bulunmaktadır. Mars'ın yüzeyi çökeltiler, lav akıntıları ve kumullarla kaplıdır. 4 numara. Mars'ın biçimsiz şekilde Deimos ve Phobos adında iki adet uydusu bulunmaktadır. Bu uydular aslında yakalanan asteroidlerdir ve çok küçük boyutlara sahiptirler. Deimos'un çapı yaklaşık 12 kilometre, Phobos'un çapı ise yaklaşık 22 kilometredir. Bu uydular Mars'ın yörüngesinde çok hızlı dönerler. Deimos, Mars'ın yörüngesinde bir turunu 30 saatte tamamlarken Phobos sadece 8 saatte bir tur atar. Bu nedenle Phobos, Mars'ın yüzeyinden her gün 2 kez görülebilir. Ancak bu uydularının sonu pek parlak değildir. Phobos'un 50 milyon yıl içinde Mars'a çarparak küçük halkalar halinde kırılması bekleniyor. 5 numara. Mars'ta gün batımı mavi renkte görünmektedir. Bu ilginç olayın nedeni Mars atmosferinin Dünya atmosferinden farklı olmasıdır. Dünya atmosferinde güneş ışığı mavi dalga boylarını saçarak gökyüzünün mavi renkli görünmesini sağlar. Güneş battıkça ışık daha uzun dalga boylarını saçar ve gökyüzü kızıl renge döner. Mars atmosferinde ise durum tersinedir. Mars atmosferi çok ince olduğu için güneş ışığı çok az saçılır. Güneş battıkça toz parçacıkları mavi dalga boylarını saçarak gökyüzünün mavi renkli görünmesini sağlar. 6 numara. Mars'ta su bulunmaktadır ancak sıvı halde değil katı halde yani buz şeklindedir. Mars'ın kutup bölgelerinde kalın buz tabakaları vardır. Bu buz tabakalarının altında ise tuzlu su gölleri olduğu düşünülmektedir. Mars'ın yüzeyinde de geçmişte su akışları olduğuna dair izler bulunmaktadır. Bu izler Mars'ın yüzeyindeki kuru vadiler, kanallar ve delta şekilleridir. Mars'ta sıvı suyun var olması için yüzey basıncının ve sıcaklığının artması gerekmektedir. Bu da ancak Mars'ın atmosferinin kalınlaşması ile mümkün olabilir. 7 numara. Mars'ta yaşam olup olmadığı uzun zamandır merak edilen bir sorudur. Mars'ta yaşamın varlığına dair kesin bir kanıt bulunmamaktadır. Ancak bazı ipuçları vardır.
Örneğin Mars'ta organik moleküller, metan gazı ve fosfat gibi yaşam için gerekli olan bileşikler tespit edilmiştir. Ayrıca Mars'ta mikrobiyal yaşamın olabileceği uygun ortamlar olduğu düşünülmektedir. Bunlar arasında yeraltı su kaynakları, buzul çatlakları ve volkanik alanlar sayılabilir. Mars'ta yaşam arayışı devam etmektedir ve gelecekteki görevler bu konuda daha fazla bilgi sağlayabilir. 8 numara. Mars'a insanlı görevler düzenlemek uzay araştırmalarının en büyük hedeflerinden birisidir. Mars'a insan göndermenin pek çok zorluğu vardır. Bunlar arasında uzun seyahat süresi, yüksek radyasyon seviyesi, psikolojik stres, düşük yerçekimi, sınırlı kaynaklar ve iletişim gecikmesi sayılabilir. Ancak bu zorluklara rağmen pek çok ülke ve özel şirket Mars'a insanlı görevler planlamaktadır. NASA'nın 2030'larda Mars'a insan göndermeyi hedeflediği bilinmektedir. Ayrıca SpaceX gibi özel şirketler de Mars'a insan taşımayı ve koloni kurmayı amaçlamaktadır. 9 numara. Mars'ta koloni kurmak için pek çok şartın sağlanması gerekmektedir. Bunlar arasında güvenli bir iniş, yerleşim alanının inşası, enerji kaynağının sağlanması, su ve gıda üretimi, atık yönetimi ve acil durum planları sayılabilir. Mars'ta koloni kurmak isteyenlerin ayrıca gezegenin iklimi, coğrafyası, jeolojisi ve biyolojisi hakkında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Mars'ta koloni kurmanın etik, hukuki ve sosyal boyutları da vardır. Örneğin Mars'ın yerli yaşamına zarar vermemek, gezegenin kaynaklarını adil bir şekilde paylaşmak ve kolonistlerin haklarını korumak gibi konular önemlidir. 10 numara. Mars'ın geleceği hakkında pek çok senaryo öne sürülmüştür. Bunlardan biri de gezegen mühendisliği yani terraforming'dir. Terraforming, bir gezegenin koşullarını dünyaya benzetmek için yapay olarak değiştirmek anlamına gelir. Mars'ı terraform etmek için çeşitli yöntemler önerilmiştir. Bunlar arasında sera gazları salmak, aynalar veya güneş yelkenleri kullanmak, nükleer silahlar patlatmak veya asteroidler çarptırmak sayılabilir. Bu yöntemlerin amacı Mars'ın atmosferini kalınlaştırarak gezegenin sıcaklığını ve basıncını artırmak ve sıvı suyun var olmasını sağlamaktır. Ancak bu yöntemlerin gerçekçiliği, etkinliği ve etiği halen tartışılmaktadır. Bugün sizlere Mars gezegeni hakkında 10 bilimsel gerçeği anlattım. Videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu video hoşunuza gittiyse lütfen beğenin ve daha fazla bu tarz içerik için kanalımıza abone olun. Ayrıca en son yüklemelerimizden haberdar olmak için zil simgesine basıp bildirimleri açmayı da unutmayın. Bir dahaki sefere kadar görüşmek üzere, hoşça kalın.